enflasyon artması Amerika'nın çok büyük anlamda lehine. Niye? Devlet karşılayacak 3 yıllık bütçe 36 milyar dolar. Benim şimdi aklıma bir anda lan 2019'da Berat Albayrak'ın verdiği sözler geliyor. O da ev yapacağız dedi, o da para toplamaya başladı. O evlerin daha temelleri atılmadı çoğu. Sana giderler, asgari ücrete %300 zam yaptık, %200 zam yaptık. Bak asgari ücret 10 bin lira olur ama 10 bin lirayla bir halt alamazsın. Amerika'nın işine gelen bir enflasyon söz konusu dünyada. Yani aslında enflasyon artması Amerika'nın çok büyük anlamda lehim. Niye? Şu anda Türkiye'ye bakıyorsun. Mesela Türkiye'nin son bir yıl içinde çevirmesi gereken borç Merkez Bankası'nın açıkladığına göre 185 milyar dolar. Bankalarda tutulan 250 milyar dolar. Türkiye'nin dış borcu mesela 450 milyar dolar. Atıyorum. Bankalarda tutulan yuvarlak hesap 250 milyar dolar. Amerika'daki enflasyonu da atıyorum %10. Şu anda eğer öyle bir durumda Türkiye otomatikman Amerika'ya bir yıl içinde 25 milyar dolar para geçiyor anlamında. Yani Türkiye'deki şu anda mevduat gelecek sene Amerika'da %10, yani geçmiş seneden bugüne diyelim. Bu anlamda, çünkü enflasyon geçmişi, faiz geleceği gösterir. Bugünkü enflasyona göre mesela geçen seneye göre %10 daha az mal alacak. 250 milyar dolarlık geçen sene parası varsa bu sene aynı parayla 225 milyar dolarlık mal alacak. 25 milyar dolar ne oldu? Enflasyon olarak Amerikan hazinesine hibe oldu. Siz bunu Türkiye olarak düşünmeyin. Mesela 2 trilyon dolar Çin'de var. Ne oldu? 200 milyar dolar %10 enflasyonla Amerikan hazinesine hibe oldu. Japonya'sı, Avrupa'sı, Rusya'sı, Afrika'sı. Ya bu zaten Amerika'nın bir anda dünyaya pandemiyi, Covid'in faturasını ödetme şekli. Şimdi Avrupa aynı şekilde değil. Çünkü Avrupa'nın parası Avrupa'da tamam geniş olarak kullanılıyor ama büyük anlamda bir rezerv para değil. Daha küçük rezerv para. Nitekim aynı şekilde İngiltere ve Japonya nispeten rezerv para ama daha küçük rezerv paradır. O yüzden dünyada enflasyon, dünyada işine yarayan tek ülke işin açıkçası Amerika. Ve bunun çok hızlı aşağı inmesi Amerika'nın işine gelmez. Bu yüzden faiz arttırımını yavaşlatacaktır. Diğer yandan İngiltere'de işler çok çok karışık zaten. Kimin ne yaptığı belli olmuyor. Ama İngiltere nispeten bütün hikayesini oturtmuş bir ülke. Ortaklıkları belli. Daha kapalı olduğu için daha kolay kontrol altına alabilir. Burada işi en zor olan Avrupa. Çünkü Avrupa'da faizler çok hızlı artarsa İspanya, İtalya, Yunanistan, Portekiz, nispeten Fransa, Akdeniz ülkeleri daha large bir ekonomiye sahip olduklarından, large geniş anlamında değil, gevşek anlamında bir ekonomiye sahip olduklarından çok ciddi anlamda hasar görebilecek niteliğe aizler faizlerin yükselmesiyle beraber. Ve şöyle bir tür dünyaya bir simülasyon gösterildi. İşte kimi zaman 17 trilyon dolar eksi faizde yatıyordu. Sonra 14 trilyon dolar eksi faizde yatıyordu. Şu anda dünyada eksi faiz kalmadı. O trilyon dolar eksi faizlerin hepsi artık zarar yazmaya başladılar. Bu zararla çok büyük zararlar olacaklar. Ve emin ol, dünya ekonomisi illa resesyona girmek zorunda. Yani durgunluğa girmek zorunda. Dünya ekonomisi durdurulacak. Çünkü artık para basarak devam edemiyorlar. Faizleri hızlı arttırsalar kimse yatırım yapamıyor. Ne yapıyorlar? Enflasyonu düşürmek için resesyonu göze alıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Biz asla resesyona gitmeyeceğiz diyoruz. Bir anda işte KOBİ'lere 100 milyar lira. Bir anda ya şey çok enteresan bak. Bütçeyi açın bakın, bütçe görüşmeleri var ya. Ya bu konudan konuya atlıyorum gibi oluyor ama ben bunu merak ediyorum. Şimdi 250 bin ev yapılacak, üzerine 500 bin ev daha yapılacak. Erdoğan çıktı dedi ki bunun Türkiye maliyeti 470 milyar lira ama biz bunun 170 milyar lirasını ödeyeceğiz dedi. Yani şey devlet olarak ödeyeceğiz dedi. Gerisini işte paylaşım usulü vatandaşlarından toplanacak. 2023 bütçesinde bu TOKİ'nin ev yapımına 10 milyar lira. 2024 bütçesinde 12 milyar lira. 2025 bütçesinde 14 milyar lira ayrılmış. Toplam 36 milyar lira ayrılmış. 470 milyarlık ev yapacağım. Bunun 170 milyarını devlet karşılayacak. 3 yıllık bütçe 36 milyar dolar. Benim şimdi aklıma bir anda lan 2019'da Berat Albayrak'ın verdiği sözler geliyor. O da ev yapacağız dedi. O da para toplamaya başladı. O evlerin daha temelleri atılmadı çoğunun.
Ya yine acaba seçim hikayesi mi? Çünkü parayı nereden verecek? Bütçede öyle bir para gözükmüyor. E sen harcamaları nereden yaparsın? Basarız, basıyoruz biz zaten. Bütçede gözükmesi lazım batsan bile. Yani durup dur, yeni bütçeyi yenilemeleri lazım ya da. Çünkü bütçede ödenek yok. 10 milyar liralık ödenek var. Bas basma zaten basacaklar. Yani şöyle bütçe 600 milyar liraya yakın bir bütçe açığı verecek. E bu böyle bir para olmadığına göre borçlanacak. Nereden borçlanacak? Bakma sen devlet bankalarından falan bu. Devlet banka parayı nereden buluyor? İşte bir anda sermaye yaptırıyorlar. O devlete veriyor tekrar. Saçma sapan bir dilema. E abi çok para var, çok TL var. E bu para nereye kayacak? Dövize kayacak. Murat sen ben makam arabalarımızı bıraksak kamu birazcık tasarrufa gider. Yani hem ben bundan tarzda... Ben büyü yüzünden, yaptığım büyü yüzünden ben iki haftadır burnumu çıkartmadım evden. Çürüyorum burada. Değil mi? Yani o... Yani, bu biraz yolu bu yani, tasarruf... El cümle şöyle söyleyeyim. Bak bu KKM ödenemez. Bu dolar bir manipülasyon sonucu burada duruyor. Bunun ne zaman biteceğini kimse kestiremez. Ki Arjantin'de örnek vereceğim. Arjantin'de kimse kestiremedi. Üzerine üstlük bir ülkeyi batıran döviz açığı değildir. Yani işin ters tarafı. Niye? Senin dövizin mi az? Güzel kardeşim adamlar sana doğalgaz satmazlar. Makine parçası satmazlar. Ha üretemezsin. Ha kıçın dolar. Tamam eyvallah paran yoksa. Bir ülkeyi o yüzden eğer dışarıdan para bulamazsan en fazla alışveriş yapamazsın. Batmaz. Seni batıran bütçe açığıdır. Niye? İşte Venezuela'da oldu. Sen deli gibi para basarsın bu bütçe açığını kapamak için. Seçim için daha çok para dağıtırsın. Paran pul olur. Sana giderler asgari ücrete %300 zam yaptık, %200 zam yaptık. Bak asgari ücret 10 bin lira olur ama 10 bin lirayla bir halt alamazsın. Yani ülkeleri batıran tamam cari açık dış açığı vardır. Borçlarını ödeyemez yurt dışına karşı. Ama içeride bütçe açığıdır. Bizde hem bütçe açığı hem bildiğin cari açık var. Bir de buna tasarruf açığı ekle. Üzerine üstlük bir açık daha ekle. Mükemmel fırtına. Kardeşim Türkiye ekonomisi buradan kurtulmaz. Ha batacak mı diyorsun? Şimdi batacağın ne olduğunu tekrar oturup konuşalım. Bak Venezuela bitmiş durumda. Aç haritayı bak Venezuela duruyor. Aç haritaya bak Dom Perignon şampanyalar patlatılıyor. Yani insanların fakirleşmesidir batmak. Arjantin ülke aslan gibi orada duruyor. Messi cayır cayır futbolunu oynuyor. Ama Arjantin batık bir ülke. Niye? İnsanların fakirleşmesidir batacak olan. Hani ülke batacaktı ulan battı işte. Sen 14 bin dolar para kazanıyordun yılda. Şu anda 8 bin dolar kazanıyorsun. Sen şu anda gidip kendine bir araba alamıyorsun. Bu batmaktır. Ülke batacak demek ne demek? Memur maaşlarını ödeyemedi Ecevit zamanında. Öyle bir halt olmadı. Gerizekalılar bunu söylüyorlar. Niye ödeyemesin? Sadece bayrama denk geldi diye ödemedi. Ödenek çıkarmadılar. Yoksa matbaa senin. Bas sabaha kadar öde. Ha, sonra o parayla ne alırsın ayrı hikaye. Ama yani Türk parasını niye ödeyemesin gibi devlet? Matbaa sende olduğu sürece. Yani yurt dışı borcunu ödeyemezsen zaten hikaye. Türkiye'de işte o yurt dışı borcunu ödeyemeyecek. Türkiye ödemeler dengesi krizine girecek. Ama bizi bu batırmayacak. Bizi bütçe açığı batıracak. Çekilin lan. Bak Murat şöyle bağlayayım ben de son olarak. Özellikle hani bu enflasyon konusunda çokça gündeme getiriliyor ya. İşte Amerika'da da enflasyon var. Zaten dünyada da enflasyon var. Yahu bir şeyine eğer örnek alacaksak Amerika'nın bütçe açığı %50 düştü. %50 azalttı adamlar bütçe açığını. Eğer örnek alacaksak Amerika'da enflasyonu değil bütçe açığını örnek alalım diyorum ben de bu sözüne binaen. Bir de çok inanılmaz güzel doğru söyledin. Çünkü bu o kadar çok izleyiciden hala bas bas bağırmamıza ve konuşmamıza rağmen bakın işte faiz düştü ne oldu ki diyenler için. Ya kardeşim 2023'te seni böyle %100 falan değil yüzde bu politika devam edecekse %1000 de olur senin enflasyonun ya. Tutacak ne var ki? Yani ne var şu anda? Biz enflasyona karşı ne yapıyoruz? Dolayısıyla senin satın alma gücün iyice düşecek. Ağlanmaya devam edeceksin. Her şey daha fazla hayal olacak.